Standarttan herkese merhaba. Bu hafta özel konuklarımız olacak. Harun Tekin, Orçun Orçunsa ve Masih Saram Gözbek yanımızda. Kendileriyle Mor ve Ötesi Senfoni Projesi üzerine konuşacağız. Babacım stüdyolarındayız. Öncelikle bunun için teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bir mekanda olmak çok güzel. Tamamen müzikle dolu bir ortam. Şimdi 16 Şubat'ta Mor Betüsü, Senfoni, Zorlu PSM'de e, seyircilerle buluşacak. Şimdi bu proje özel bir proje. E, benzerleri dünyada vardı ama Türkiye'de az gördüğümüz bir şey. Sizi bir, e, Öncelikle nasıl bir araya geldiniz? Bunu bir öğrenmek istedim. Hani bu proje nasıl ortaya doğdu? Bunun hikayesiyle başlayalım isterseniz. 29 Ekim 2018'de Ayay'ın da bir konser e, vesilesiyle bu ekipler e e e e bir araya geldi. O konserin ardından da aslında bunu tekrar yapabileceğimizin bilinciyle ilişkimizi sürdürdük. Çok da kısa bir zaman içerisinde zorlu PSM'den gelen bu teklifle tekrar bir yere gelme şansımız oldu. Bu bizim için de çok özel bir proje çünkü biz sonuçta bir dört kişilik rap grubuyuz. Fakat bu projede işte 115, 125 kişi yerine göre sahnede olduğumuz anlar oluyor ve yaptığımız müziği başka çok değerli müzisyenlerle beraber paylaşıp sunma şansı doğmuş oluyor. Bunun için de şimdiden tekrar tekrar teşekkür ediyorum hem Orçun'a hem masiye. Yani sonuçta bir senfoni var, bir koro var, 100 kaç dedi 120 kişi yaklaşık herhalde. Evet. olacak. Türkiye için aslında çok büyük bir rakam. Yani dünyada örnekleri belki daha fazla vardır ama Türkiye'de bu minvalde bilmiyorum. Bu kadar kalabalık oldu mu bu şekilde bir proje? Çok sık olmadı. Çok sık olmadı. Yani çünkü her şeyden önce bunun bir prova süreci bile başlı başına muhtemelen işte mekan konusunda belli bir mekanda olması gerekiyor. O uyum konusunda nasıl ilerliyor? Herhangi bir şey yaşandı mı bugüne kadar sıkıntı çünkü işte 29'da fazla iyi çalıyorlar. Fazla iyi çalıyorlar. <laughs> sıkıntı bu. Çok iyi şarkı söylüyorlar. Evet. Hep bunlar sıkıntı. Sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı büyük gibi oldu. Sıkıntı büyük. Ee, şimdi dünyada örneklerini gördük dedik. Yani ne bileyim işte Metallica yapmıştı. Ondan sonra Scorpions yapmıştı işte Berlin Filarmoni ile. Ee, sizi böyle bir şeye iten ne oldu? Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu klasik müzikle bir özel ilginiz de mi var da işte böyle bir birliktelik yapalım diye düşündünüz? Ya şimdi bizim ya ben hep konuşmayacağım bu arada. Öyle Tabii bir <laughs> sırayla evet öyle kaçma. Öyle bir izlenim de olmasın. Aynen. Ya öyle, öyle demediniz yani, mi ya? De değilim. Hep yani ben siz konuşacağım siz söyledim. Siz konuşmayacaksınız ben konuşmayacağım. Siz öyle falan yani. yani. O şekilde anlaştık zaten ama onu söylemeyecektik. Ee, <gülüyor> <gülüyor> şimdi bizim şark biz şarkılar yapıyoruz yani biz şarkı <laughs> e, kendi şarkılarını yazıp aranje edip e, kaydeden ve yayınlayan bir grubuz. Fakat şarkılarımızın hmm, Armonik imkanları aslında bizi öteden beri heyecanlandırmıştır. Ee, birazcık daha sürprizli olduklarını düşünüyoruz doğrusu. Ee, bu imkanlar tabii e, bir işte senfoni orkestrasının imkanlarıyla birleştiği zaman ve onun üstüne bir de böyle bir e, koro geldiği zaman aslında şarkı e, başka bir form alıyor. O aldığı form aslında... E, ...düzenlemeleri e, bozmak manasında değil ama böyle yazılsaydı ne olurdu gibi olabiliyor. Hı hı. Yani en baştan böyle yazsaydık nasıl yazardık e, gibi olabileceği gibi. Bir de buna bir destek olarak algılanabileceği türden olabiliyor. Her ikisinin de örnekleri hı hı. var esasında 16 Şubat'ta. Şey, yani böyle bir derinlik başka bir açık atıyor değil mi? Ben yani. ortada şunu da sormak istiyorum mesela e, özellikle şimdi evet sorular bu tarafa geliyor koro ve orkestra açısından baktığınızda mesela Mor Ötesi'nin besteleri işte yani zaten Türkçe raka damga vurmuş bir grup. Tabii. E, müzikleriyle, besteleri, sözleriyle. E, siz bu konularda işte düzenleme yaparken e, nasıl buldunuz? Yani uyarlama konusunda, düzenleme konusunda zorluk çektiniz mi soundları? O süreçler nasıl gerçekleşti merak ediyorum. E, açıkçası Çekmedim çünkü e, Harun'un da dediği gibi Mor ve Ötesi'nin kullandığı armoniler zengin armonilerdir. Ve e, kısıtlı değildir. Yani rock gruplarında, rock müzikte kısıtlı armonilerle de müzik yapılır. Ama onların e, müziği kısıtlı değil, zengin armoniler içeriyor. Ve bu da tabii ki orkestranın e, tınısı bakımından da zenginlik katıyor. Bizim de işimize geliyor açıkçası. Güzel uyum sağlıyoruz. Güzel birbirimize entegre olabiliyoruz. Çok keyifli zaten. Birlikte çalmakta, çalışmakta, sahnede o enerjiyi paylaşmak çok keyifli. Yani zaten kendileri çok bayağı ses çok sesli söyledikleri için vokal kendilerinin zaten vokalleri çok zengin. Ee, o yüzden de çok müsait yani bizim için o şeyleri, o sesleri, o harmonileri doldurmak. Hı hı. Ee, acayip bir keyif. Yani benim için çok özel bir yeri var Mor ve Ötesi'nin zaten. Hı hı. E, kendim çok lisede gruplarıma çalıp söylemişliğim vardır <gülüyor> <gülüyor> derken böyle bir sıfat <laughs> Mükemmel bir şey bileyim, çok mutlu e. oluyorum, utanıyorum biraz. Yani, yani çok söylemeyi tercih ettiniz şarkısı. E, çok var yani hangisini söyleyeyim? Uyan, e, yani Uyan, Bir Derdim Var, e, Canbaz, Re. E, çok fazla var hı hı. şu an yani. Uyan zaten bu arada yani. baktığınızda zaten böyle başlı başına bir evet. senfonik değil mi? Yani. Ha? <gülüyor> 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 böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle. Komplikeleşme düzeyi olarak müziğin. Ben daha en basit tarafta duruyorum. İşte zengin armoni falan diyoruz ama sonuçta ben bir rak müzisyeniyim. Evet. E, Masis birazcık daha e, tabii daha akademik kalıyor. Maestro'muz ise e, hani Gandalf gibi kalıyor. Evet. <laughs> o böyle mevzuya hakim yani evet. müzikal olarak. Dolayısıyla benim söyleyeceklerim daha sezgisel şeyler de kalıyor biraz ama hı hı. tabii şarkılar bizim olduğu için oradan bir kurtarıyorum. <laughs> evet. Evet. E, orada şeyi fark etmek her zaman mümkün olmuyor. Yani bu kesin böyle iyi olur dediğiniz bir şeyle ya bundan o kadar iyi olmaz dediğiniz bir şeyin ne olacağını bazen de sonuca bakarak kestirebiliyorsunuz. Ee, çok beklemeyeceğiniz bir şarkı örnek vereyim. 2012 diye bizim bir şarkımız var ki 2010 yılında çıkartmıştık. Çok büyük bir öngörü evet. içermiyor yani. Evet. 2012 hani... <gülüyor> gelecek. <gülüyor> 1948 <gülüyor> yılında 1984 romanı yazmak gibi değil yani. 2 <laughs> yıl. Ee, o şarkı mesela hiç beklemediğimiz hmm. gibi bir şeye dönüşüyor. Şimdi biraz bu konsere gelelim. Şimdi bu konserde bir öncekinden daha kalabalık bir sanırım ekip olacak. Tekrar sorum iki tarafı olacak. E, koro ve orkestra tarafına. E, burada işte sayılar ne olacak? İşte e, neler bekliyor bizi? E, nasıl bir organizasyon e, şeklinde hareket edilecek? Burada bildiğimiz anlamda bir senfoni orkestrası, bir filharmoni orkestrası. Eee de bahsedelim Avrasya. E, tabii Avrasya Filarmoni Orkestrası. ve bir koro ile birleşmesi aslında. Bu iki e, müzik ortamının birleşmesi çok sıklıkla yaşanan bir şey. Esas olay burada bizim ikimizin mor ve ötesiyle Aynen. birleşiyor olması. Bizim koromuz Magma Filarmonik Korosu. Bu konserde yaklaşık 70-75 kişi civarı olacağız. Magma Filarmonik Korosu aslında belki birçok kişinin daha çok bildiği boğaz Jazz Korosu. Ve onun aslında çatısı altında kurulan birçok topluluktan üyelerin bir araya gelmesiyle oluşan bir proje korosu. Ee, büyük bir coşku bizim için tabii ki. Yani öyle bir sahnede olmak, böyle güzel müzisyenlerle beraber olmak çok güzel bir akşam olacak. Peki şunu sorsam devamı gelir mi? Gelecek mi yani? Net bir şey var mı? Bu konserler bir seri haline olacak mı acaba? Ya biz tabii bunu e, şu, tabii ki yapmak istiyoruz. Hı hı. Ama çok dünyanın en kolay operasyonu değil. Değil. Onu söylemek lazım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya şimdi biz müzik yapıyoruz 23 senedir işte grubumuz var falan ve hani ama müzik Türkiye'de ve dünyada da müzik endüstrisi dediğiniz şey böyle güllük gülistanlık böyle herkesin neşe içinde böyle derdisi muradisi takıldığı bir yer olmaktan çok uzak bir şey. Yani hayatınız sorun çözmekle geçiyor aslında. İşin içinde o kadar çok çözülmesi gereken şey oluyor ki hı hı. en temelde olması gereken ve olan aslında bizi bir yere getiren şeyi bazen unutuyoruz. Hı o da neşe. Yani bu neşe, bu coşku, bu olumlu duygu yani neşe Spinoza'nın kullandığı anlamda. Olumlu duyguların hepsine neşe diyor o. Bence öyle çevrilir. O neşeyi bu şarkı söyleyen çocuklarda görünce yani böyle tamam bir süre sonra yorucu oluyor ben çünkü şeyden. Ben mesela o kadar 3 yaşında tarağı eline alıp şarkı söyledi falan onlardan değilim ben. Hani ben <laughs> Kalbin işine bak, yüzüne bakamaz, ağlar durur sen uyurken. Bizim aslında şanslı olduğumuz nokta, yani yine çok her şey bir yere gelir ama bir anlaşmazlık olur, bir elektriklenme olur falan öyle bir şey hiç yaşamadık. Evet. Ee, bu e, ülkede hani bizim zaman zaman... Kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlar oluyor. Zaman zaman bunlar çok sıklaşıyor. Hı hı. Bazen de böyle çok kendimizi sürekli kötü hissettiğimiz de zamanlar bile olabiliyor. Dünyanın her yerinde de olduğu gibi. Buralarda müziğin gerçekten bir şifa anlamına geldiğini düşünüyorum. Bu, bu düşüncem son yıllarda iyice pekişti. Daha öncesinde birazcık daha farklı düşündüğüm anlar vardı. Yani e, fakat gerçekten çok özünde aslında burada sahnede olan insanların hepsi bir şekilde yaralı olduklarını kendi kendine kabul edip kendini iyileştirmeye karar vermiş. Bunu yaparken karşıdakilere de şifa vermeye çalışan insanlar. Artık bunu ben çok net görüyorum. Bu şifa'nın daha kalıcı bir hale gelmesi açısından yani ya da işte e, tarihe mal olması açısından bu konser ve sonrasında yapacağınız proje için bunu bir albümle ya da işte bir e, konser DVD'siyle vesaire taşlandırmak, taçlandırmayı düşünüyor musunuz? Şimdi kayıtları yani önce tabii orada şey önemli. O gece nasıl geçecek? Evet. Yani <gülüyor> geçecek <gülüyor> 16 mi? Şubat geçecek 16, 16 <laughs> Şubat gecesi Sahneye domates yağarsa mesela <laughs> hani o da, o da ilginç aslında o da, da enstalasyon gibi olabilir belki. <laughs> <Bir yer>. Şeyin <laughs> enstrümanın <video>. bir parçası <laughs> tabii, gibi. Tabii tabii. <laughs> yani, kayıtlar orada hep önemli yani o kayıtları bir, o geceyi yaşayıp ondan sonra onu kayıtların dinlediğimiz zaman Hı -hı. karşımıza çıkan şey eğer e, geçerli bir şeyse Hı -hı. E, tabii ki bunun üzerine de gidilmesi gerekir. Belki o an olmaz da belki bunu stüdyo ortamında da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hem de stüdyodayız tabi. <laughs> hazır stüdyodayız. Hadi bakayım, hazır bakalım 120 kişi sızdırın şuraya. Teker teker alalım. Ya falan. olmayacak şey değil tabi ama Hı -hı. esasında e, konser olarak olmasının başka bir yanı var. Konserde, şimdi stüdyoda yaptığınız şey aslında daha tasarlanmış, daha uzun süre tasarlanmış bir şeyin. Hı. Çok iyi bir pozlanmış, her şeyin ışığıyla, şeyle bir fotoğrafını çekiyorsunuz. E, ve onu bir kutuya koyuyorsunuz. Konserde olan şey, konser kaydı bile olsa, e, o gün hani herkesin ne yediği, ne içtiğinden tut, hani evden sinirli mi geldi? Hepsiyle alakalı bir e, şey. Hava durumu, sıcaklık falanla birlikte olarak tekrar edilemeyecek olan bir şeyi Doğru. kayıt altına alıyorsunuz. Aslında tarihe geçen şey o. Evet. Yani e, aslında Doğru. esas olan şey performans. Yani Doğru. müziğin kendisinde de e, bütün etrafındaki şeylerde esas olan şey performansın kendisi. Var artık, tamam neye kadar, neye İzleyici geldiğinde sizden ne görecek? Yani ne bulacak? Onu da şey olarak hani böyle bir son söz olarak merak ediyorum. Yani hani domates atmayacağı <laughs> için yanlarında ne getirsinler? <laughs> yanlarında ne getirsinler? Dost ben <laughs> soktuğum <gülüyor> için. Hadi <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Bir kere şöyle bir e, sürprizi de var konserin. Hı hı. Ortada bir filarmoni orkestrası var. Onunla bir Beethoven senfoninin bölümünü çalarak açılışı yapacağız. Hı. Yani hangisi olduğunu sor sorayım mı? 7. senfoninin 2. bölümü. En sevdiğim bölüm. Evet, Gerçekten. zaten en bilinen, herkesin de yani. sevdiği. Yani ya dokuz falan da bilinir ya da 5 Tabii ama tabii. Yani hayatımın da... şeyidir. Evet. Zirvesidir. Biz de onunla böyle güzel bir e, aperitifle hmm. açılış yapalım o, o kısımda olacak mı? Yok ama Morbötesi'nin de orijinal bir sürprizi var. <gülüyor> <gülüyor> Onu da sonra konuşacağız. <laughs> <Ha>, yukarıdaki <gülüyor> mevzuydu. <gülüyor> ya bu konserde e, beklenecek olan şey esasında bizim orijinalizm. E, Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Magma Korosu Korosu'yla beraber hı hı. E, kendi şarkılarımızı aslında tam anlamıyla daha önce hiç duyulmadığı şekilde hı hı. E, performa edecek olmamız. Rakta sonuçta batı kökenli bir müzik. Klasik müzik zaten işin temeli. İkisini buluşturmak güzel bir deneyim olacak. Ya esasında ben orada da şöyle diyeyim yani Doğu Batı kavramsallaştırmalarının dünya üzerinde anlam taşımayacağı tek yerde bulunuyoruz. Doğru. İstanbul'dayız şu anda. Yani burası aslında dünyanın en özel kenti. Yani e, dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Aslında bir şeyin provasını yapıyoruz ama çok büyük konuşmuyor. yani biz e, kültürel coğrafi tarihi birikimimizle ama bunu binlerce yıllık olarak kastediyorum Tabii. aslında cevap verebileceğimiz şeyler sınırsız e, sorulursa ve cevap vermeye mecalimiz olursa birbirimizi hmm. ittirmekten ve kalktırmaktan ve kendi içimizde savaşmaktan fırsat bulup fırsat bulup eğer bize sorulursa ve cevap vermek niyetimiz varsa, aslında bütün uygarlığın problemlerine cevap üretebilecek bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Ama o oturduğumuz şeyin üzerinde oturduğumuzun henüz farkında değiliz. Dolayısıyla bizim esasla e, ifade etmeye çalıştığımız şey, bu büyük anlattığım şeyin küçük bir parçası. O zaman 16 Şubat'ta konserde görüşmek üzere. Kişisel tekrar görüşüm Umarım Umarım çok devamı da gelir Gerçekten bunu bir müzik sever olarak yani iki müzik türüne de kendimi çok yakın bulan biri olarak yani devamını da dilerim zaman gösterecek Tabii ki çok teşekkür ederiz Ağırlığınız için ben tekrar teşekkür ederim hoşçakalın sağ ol programdan bu haftalık bu kadar standartta başka programda görüşmek üzere hoşçakalın